Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu konuda Sayın Arabacıoğlu makul ve anlaşılabilir bir endişeden ve kurallardan bahsediyor. Bahsettiği budur Sayın Arabacıoğlu. Sayın Başbakan da dedi ki 7'sinden önce asla herhangi bir şekilde bir seçim tarihi dedisi bu çerçevede ele alınamaz. Bu yaklaşım bir veridir. Bu neyin verisidir? Kanıma göre bu meclis kürsüsünden bunu söylemek istedim. Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrı yapıyor. Bu meclis bu yasayı çıkarttı. Yarın imzalasaydı. Eğer Sayın Akıncı bunu imzalamazsa o zaman hangi noktaya gelecek bu Sayın Akıncı? Meclisi erteleme, yani seçimi erteleme oyununa, taraf durumuna düşürülecektir. Bundan daha kötüsü olamaz. Onun için ben bu meclis kürsüsünden Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrı yapıyorum. Bu yasayı önüne ardına bakma imzala. Bu noktada bununla ilgili nerede görüntü, nerede görükmedi ama burada bu konu böyle konuşulduğu sürece Sayın Angulemli bu noktadaki pozisyonda bir gecikme olması halinde herhangi bir nedenle Sayın Cumhurbaşkanı memlekette seçimi öteleyen bir insan durumuna düşüyor. Kim isterse olsun bu görevde, bir devletin cumhurbaşkanını kimse böyle bir noktanın konumuna getiremez. Dolayısıyla bu noktada ben bunu açık söylüyorum bu konuda. Sayın Arabacıoğlu makul, anlaşılabilir bir endişeden ve kurallardan bahsediyor. Bunu benimsiyorum. Olabilecek nokta. Ama bu aşamadan sonra, bu konuşmalar olduktan sonra bu kürsüde ve Sayın Başbakan bu konuşmayı yaptı. Benim meclis kürsüsünden Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrımdır. Önüne ardına bakma, bunu imzala. Aksi takdirde sen memlekette seçim noktasını da öteleme noktasında bir mesuliyet yüklenin ve bu kaosa yol açın. Birinci nokta bu. İkinci nokta, Yüksek Mahkeme Başkanı açık bir şekilde bir konu basına da yansıdı. Bu geçen yasa Yüksek Mahkeme'nin incelediği ve tereddütler beyan ettiği hususlarla ilgili yapılan düzenlemelerle şekillendi. Öyle değil mi? Ve Yüksek Mahkeme Başkanı da yasayla ilgili bilgi vermek babında basın toplantısı yaptı. Ve bu değişiklik şeklinin makul, anlaşılabilir ve uygulanabilir olduğunu söyledi. Dolayısıyla burada şimdi yeniden Yüksek Mahkeme'den görüş istenme, diğer başka noktalar da bu açıklamayla orta yerden kalkmış. Onun için diyorum ve çağrı yapıyorum Sayın Akıncı'ya, önüne ardına bakma ve bunu imzala. Bundan ötürü. Aksi takdirde bu memlekette her şeyin dejenere edildiği gibi bu makamlar da dejenere edilecek ve seçim gibi bir konu bin bir spekülasyonun tartışmasına yol açacak. Sen isterdin, ben istemezdim, o isterdi, bu istemezdi. Böyle kısır bir noktaya bu iş götürülecek. Dolayısıyla sabahtan beri zaten bu konu konuşulmaktadır. Hatta bütçeyle ilgili sorumluluk olarak ifade edilen görüşlerde burada seçimin ertelenmesi gibi bir pozisyondaki nokta olarak öngörülmüştür. Dolayısıyla benim çağrım Sayın Cumhurbaşkanı'na, önüne ardına bakma, yarın imzala bunu, öbür gün yürürlüğe girsin ve resmi gazetede yayınlansın, mecliste otursun, yedisi diye bu kararı versin. Saygılar.